Keşke Hamiyet Hanım'ı yalnız bırakmasaydık. Aksine. Bence böyle daha iyi oldu. Abim haklı. Şimdi bizim yanımızda güçlü durmak isteyecek. Yani sanki kendini bıraksa ayıplayacağız. Sizin için yapıyor bunların hepsini Münevver. Ya bir düşünsene. Anneni kaç defa ağlarken gördün sen. Doğru, haklısın. Hanımlar, ne alırsınız? Ben bir kahve rica edeyim. Orta şekerli olsun. Ben de filtre kahve alayım. Peki. Orta şekerli kahve. Çay alayım ben de. Peki efendim. Ali Ömer abi bahsetti biraz. Ders almak istiyormuşsun, İngilizce öğrenmek istiyormuşsun, doğru mu? Evet, ama becerebilir miyim bilmiyorum. Benim karım her şeyi becerir. Bir de kitap adı isteyecektim senden. Hangi tür kitaplardan hoşlanırsın? Ya bilmiyorum, ben şiir okumak istiyorum da ama kim okumalı bilmiyorum. Ha, Cemal Süreyya çok iyidir. Bence de Cemal Süreyya okumalısın. Bizim için çok özeldir. Tamam. Yılmaz. Yılmaz neredesin? Yılmaz. Burada. Efendim abla. Yılmaz, ben sana bir şey soracağım. Bu Havai'nin oğlanın doğumdan sonra sende fotoğraflar var mı? Hayırdır abla, niye sordun ki? Ya bende hiç yok da hatıra kalsın diye. Vallahi bende de yok. Tamam, ben bir telefonuma bir bakayım. Tamam, bulursam haber veririm sana. Tamam. Sağ ol paşam. Ne o Sultan, sabahtan beri sen Havai'yle oğlanla uğraşıp duruyor? Hasretlik Reşit efendi. Hasretlik. Bu kim? Hava. Doğumdan sonra çocukla birlikte çekmiştim. Öyle mi? Hı. Hala fotoğraflarına baktığına göre eski karını özlüyor. Benim hiçbir zaman karım olmadı. Bizim evlilik kağıt üzerindeydi. Neden? Yani insan kardeşine bunu eder mi? Madem sevmiyordun, neden evlendin? Bak Mehmet'e. Seviyormuş da etmiş. Haklısın. Olmayacak işler yaptım. Sözde geçerli sebeplerim vardı. Sözde. En son hepsini anlatır. Ama bugün değil. Bu Halide Hanım'ın ölümü çok canımı yaktı. Çok. Çok iyi bir kadındı ya. Allah taksiratını affetsin. Amin. Benim enstitüden arkadaşımdı, biliyor musun? Akran sayılırız. Öyle. Üç aşağı beş yukarı işte. O kadar eski bir arkadaş. Bugün onun başına gelen yarın bizim kapımızı çalacak. Allah korusun. Allah gecinden versin yenge. Ah Hasan.
hepimizin kapısında. Kaçsan ne olacak ki? Kim gülü oynaya kalkmış da ölüme gidiyor? Ama çaresi var mı? Bir ayağımız çukurda. Beni endişelendiren ölmek falan değil biliyor musun Yılmaz Bey? Bizden sonra bu aile ne olacak? Bu çoluk çocuk ne yapacak? Parçalanırlar mı? Bir arada mı kalırlar? Kim koruyacak bunları? Şimdiden tel tel dağılıyoruz zaten yenge. Şu münevver var ya, azıcık daha sert olaydı. İnan gözüm arkada kalmayacaktı. Sonsuza kadar beraber olamayız ya Amiyet. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Artık herkes damına yağan karı kendi kürümek zorunda. Bunu öğrensinler. Biz şimdiye kadar yapacağımız her şeyi yaptık. Hayır olmak o kadar kolay değil ki Yılmaz Bey. Azıcık bir şimşekleri üstüne çekmeyi bilmek lazım. Onlara dayanmak lazım. Azıcık dirayetli olmak lazım. Sana kızacaklar, nefret edecekler. Öyle hayretler içinde bakacaklar yaptığın şeylere ama sen dimdik ayakta kalacaksın. Ama bu söylediğim insan asla münevver değil. Asla. Çok romantik bir kız hayat. Çok hissi. Böyle ne hissediyor? Pat yüzünde. Halbuki böyle yüzün gülecek, için kan ağlayacak. İnsanların böyle sana kızgın kızgın bakışlarını göreceksin. Köşelere sıkışacaksın ama hiç belli etmeyeceksin. Onların bütün dertlerini çözmeye çalışacaksın. Böyle biri lazım. Böyle, böyle bir kadın lazım. Sana bir şey söyleyeyim mi Amiyet? Aslında yaptıklarının çoğunu tasvip etmiyorum. Ama hakkını da vermek lazım. Sen şimdiye kadar sadece ve sadece aileyi bir arada tutmak için çırpındın. Erkekle kadın arasındaki fark bu işte. Biliyor musun? Erkek iki işi bir arada yapamaz. İşe dalsa evi unutur. Sevdaya kapılsa sorumluluklarını. Biliyorum Yılmaz Bey, biliyorum. Az mı yaşadık bunları? Şaka yapıyorum canım. Ya işte kadın böyle değil. Haklısın bunda. Kadın için varsa yoksa çocukları, ailesi, dirliği. Bu da size Allah'ın bir lütfu. Hı? Öyle oldu vallahi. Öyle oldu. Hayatım boyunca ailemden, çocuklarımdan öte hiçbir şey olmadı. İşte aklımı kurcalayan da bu. Ne olacak, ne bitecek? Bu çocukların başında kim kalacak, kim sahiplenecek bunları? İnan ki uykularım kaçıyor artık. Allah sana sağlık versin yenge. Yerine birini bulmak zor. Kaçalım böyle. Bence de çok iyi oldu. Herkes uyumuş galiba. Hadi biz de yatalım. İyi geceler. Ben bir anneme bakıp yatayım. İyi geceler. Çok yorulmuşum. Sen hemen yat, dinlen. Sen yatmayacak mısın? Ben Melif'in yanına gideceğim. Pek keyfi yoksa. Tamam. Ama çok geç kalma. Nazara mı geldin sen? Ha? Kıyamam ben sana. Ne yapıyorsunuz bakayım? Ay ne yapalım? Paşamızın keyfi yok. Ne uyudu ne mamasını içti. Annesini özlemiştir o. Ne yaptınız? Gezdiniz mi? Gezdik, dolaştık işte. Bir yerde oturup sohbet ettik.
Ya biliyor musun? Münevver'in annesiyle hiçbir alakası yok. Ya o kadar alçak gönüllü ki. Vallahi yüzünden belli. Sen beni bırak da. Bu güzellik ne? Şey... Biz Yılmaz'la... Şeyiz galiba. Nesiniz? Ya anladın işte canım sen. Üstüme gelmesene. Utanmıyorum hiç. Ay sevmenin sevilmenin utanacak nesi var ki? İkiniz için de çok sevindim. Sağ ol da. Yüzün niye düştü? Bu Yılmaz Havva ile evliymiş galiba. E'si? Kız öldü gitti hala aile üstümüzde. Baksana sen bile kendi oğlunu onun oğlu gibi sunuyorsun. Benim sevdiğim adam onun fotoğraflarına bakıyor telefonundan. Ay kader mi bizimki ya?